Evet efendim, tekrar stüdyodayız. Bu arada reklam arasında İsmail Bey benim gözümdeki kızarıklıkları, nedenlerini hepsini bana anlattı. Uzun lafın kısası, ben galiba kendimi çok yoruyorum anladığım kadarıyla. Koşu bandı, spor makineleri. Uykusuzluk. Uykusuzluk üst üste geldiği zaman galiba gözlerimiz önce kendini korumak için... Aslında vücudumuz şahane bir makine galiba, değil mi? Doğru. Yani kendi kendini... tamir etmek için gerekli yaratılmış. Olan kanı sizin gözünüze gönderiyor. Evet. Bunu gönderirken damarları genişletiyor. Damarları genişlettiği zaman da sizin gözünüz kızarık gözüküyor. Peki. Ama bu durumda şimdi bazı durumlar var ki dıştan müdahale gerekiyor efendim. Şimdi hastalığımızın çaresi eğer... vücudumuzda değilse artık gözle ilgili eskiden böyle bir tabir vardı. Geçen geldiğinizde de siz de biraz kızmışsınız, böyle göz çizdirmek. Yok bilmem ne, şimdi bunları da kullanmak istemiyorum da. Kara su demiştim. Böyle değil mi, böyle evet, kullanılıyordu evet, ama artık evet. Buna biz lazer diyelim ve evet. Lazer göz tedavisinde boyut atladı. Özellikle bugün iki tedavi yöntemini konuşalım İsmail Bey sizinle. Eksimer lazer ve no touch lazer. No touch lazer anladığım kadarıyla göze hiç dokunmadan yapılan. Evet. İlkiyle evet. Başlayalım isterseniz. Bunlar nedir? Ne için kullanılır? Tedavi süreçleri ve de. Şimdi Eksimer lazer esasen konu başlığı. Yani ana konuyu tanımlıyor. Burada gözde kırma kusurlarını düzeltmek için, hı hı. Yani hipermetrop, miyop, astigmat ve hatta ileri yaşta yaşlı göz dediğimiz presbiyopiyi, yani yakını iyi görememeyi düzeltmek amacıyla kullandığımız bir yöntem. Şimdi sizin de demin söylediğiniz gibi eskiden bunu gözün korneasını, yani şu gözün en önündeki saat camı gibi olan bölgeyi biz çizerek buradaki kırma kusurunu yani o zaman hocam, düzeltiyordu. O yüzden gözü çizme cümlesi, kelimesi buradan kalma. Bugün de gene bu gözün en dışındaki kornea tabakasını biz lazerle şeklini ve kırıcılığını değiştirerek bu kırma kusuru dediğimiz hipermetrop, miyop ve astigmatı ve hatta presbiyopiyi düzeltiyoruz. Şimdi kırma kusuru esasen nedir? Onu tanımlamak lazım. Bizim gözümüze ışık geldiği zaman korneada kırılıyor ve gözün merceğinde kırılıyor. Arkasından sarı nokta dediğimiz yere gelip odaklaşıyor. Ve biz net görüyoruz. Eğer bu kırıcılık sisteminde bir aksama olduğu zaman, yani fazla ya da eksik kırıldığı zaman... Işınlar gözün arkasındaki sarı noktada odaklanmıyor. İşte bu odaklanmama durumuna biz kırma kusuru diyoruz. Hmm. Ama tabii ki bu presbiyopi dediğimiz yaşlı göz buradaki odaklanıp odaklanmamayla ilişkili değil. Şimdi biz lazerle gözün bu ön kısmında kırma kusurundaki aksaklıkları buraya uygulayacağımız bazı yöntemlerle tekrar sarı noktaya ışığın düşmesini, ulaşmasını sağlıyoruz. Böylece de hasta o bulanık görmeden kurtuluyor. Daha net, daha güzel bir görüş sağlıyoruz. Şimdi bu eski sistemle kıyasladığımız zaman bu yeni sistem. Yani bu çizme dediğimiz sistemden farkı nedir burada? Esasen... Sarı noktaya, yani gözün arkasındaki görme merkezine odaklanma bakımından bir farkı yok. Hı hı. Ama burada gözü çizdiğimiz zaman korneada birçok yere belli numaralara göre belli sayıda çizik yapıyorduk. Ama bu çok etkili olmayabiliyordu. Daha düşük numaralarda etkin oluyordu ve bazı sıkıntılar yaratıyordu. İşte gece görüşünde glare dediğimiz, kamaşma dediğimiz, işte hastanın görüşünde değişiklikler, yani bazen net görüyor, bazen daha bulanık görme gibi değişiklikler yaratıyordu ve o çizgiler hep yansıma olarak hasta tarafından algılanıyordu. Bu yöntem değiştirilerek ve geliştirilerek, çünkü bu öyle bir durum ki şöyle düşünün, toplumlarda %20 ila 50 oranında, 50'ye kadar bile çıkan bir kırma kusuru problemi var. Yani toplumun yarısı göz hastalığı. Yarısı değil, tamamı diyeceğim. Çünkü neden?
presbiyopi dediğiniz durumu da işin içine kattığınız alırsak, zaman, yani 40 yaş sonrasında katarsanız, bütün insanları ilgilendiren, bütün toplumu ilgilendiren, esasen toplumsal, yani halk sağlığıyla ilgili bir sorun. Yani kimsenin göz sağlığından çekmemesi gibi bir durum yok hayatı boyunca anladığım kadarıyla. Yani göz doktorlarına gideceksiniz demektir. Şimdi dişimizi fırçalıyoruz, bakabiliyoruz. İşte karaciğerimize yediğimiz gıdalar, su tüketim vesaire, bunlarla koruyabiliyoruz da gözümüze ne yapmak lazım sağlığını şimdi, korumak için? Yani göz sağlığı açısından eğer olaya bakarsak, bir defa gözümüzün en büyük sağlığını demin Sultan Hanım'ın söylediği kapaklarımız ve gözyaşımız sağlıyor. Hmm. Çünkü kapaklı esasen göz dışarıya tamamen açık bir organ. Yani mesela ayakkabınızı giyip çıkıyorsunuz, ayağınızı koruyorsunuz. Üzerinize bir şeyler giyip çıkıp vücudunuzu koruyorsunuz. Ama gözünüze bir şey takmıyorsunuz. En fazla işte demin sizin söylediğiniz yere geleceğim. Güneş gözlüğü takarak gözünüzü korumaya çalışıyorsunuz. Yani başka yaptığınız çok fazla bir şey yok. Yapabileceğimiz bir şey de yok evet. Ama. Şimdi çünkü gözünüzü kapatırsanız göremezsiniz. Evet, doğru. Şimdi burada tabii bir güneş gözlüğünde de yanlış bir algı var. Ben bu konuya değinmeyecektim ama siz böyle bir giriş yapınca düzeltme gereği duyuyorum. Kısaca değinirsek çok sevinirim. Şimdi güneş gözlüğünü biz işte renkli bir cam olarak algılarız. Evet, şık. Çoğunlukla. Şık ve renkli evet, bir cam. Renkli bir cam. Esasen burada kastettiğimiz şey güneşin kısa dalga boyu dediğimiz ışınlarının bize ulaşmasını engelleyebilecek bir camdan bahsediyoruz. Yani cam çok önemli. Bu da esasen kabaca söyleyeyim 400 nanometre dalga boyunun altındaki ışınları filtre eden, süzen cam diye kastediyoruz. Bu bir yanlış algıyı daha düzelteceğim. Şimdi biz şöyle zannederiz, işte yaz geldi, güneş gözlüğümüzü alıp takalım, işte gözümüzü koruyalım. Halbuki güneşten ışınlar mütemadiyen gelmekte. Ama sadece kışın ya da bulutlu havada bize ulaşan kısımız. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Maalesef sanayileşen ve işte bir sürü protokole rağmen uyulmayan bu dünya cenderesinde diyeyim, ozon tabakasının delinmesi sebebiyle gözümüze çok daha fazla miktarda kısa dalga boylu eskiye ışın ulaşıyor. Eskiye nazaran söylüyorsunuz tabii, değil mi İsmail tabii, Bey? Tabii. Bir de tabii ki bunlar bizim sarı noktamıza da toksik etki yapıyor. Evet. Ve bugün işte toplumsal spotlarda da görüyoruz. Çünkü sarı nokta hastalığı gün geçtikçe artıyor. Ve belki de ileride çok daha yüksek yüzdelerde rastlayacağız. Yani bu aslında güneşten maruz kaldığımız ışınların giderek hacmini çoğaltmasıyla ilgili. Doğru. Değil mi? Doğru. 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 Peki şimdi tabii bu konuda yapabileceğimiz şeyler biraz daha global çareler. Evet, biz tabii şimdi ki. Güneş gözlüğü belki ferdi olarak yapabileceğimiz evet, bir şey. Tedavi yöntemleriyle ilgili konuşurken bu no touch lazer, yani biz zaten normal şartlarda siz lazer yaparken no touch, yani ellemeden yapıyordunuz diye düşünüyorum hocam. Yani normal şartlarda her lazer zaten no touch'tır diye düşünüyordum. Yok, ben. Yok öyle değil, değil öyle mi? Değil, öyle değil. Şimdi önce bazı bilgileri de vermek istiyorum. Bir defa lazer konusunda insanların hala kafasında soru var. Çünkü doğru, bize geliyor, soruluyor işte hocam yapsak mı yapmasak mı, işte siz ne düşünüyorsunuz, iyi mi kötü? Bir defa şunu vurgulamak istiyorum. 35 yıldır yaklaşık 37 milyon kişiye Alzheimer lazer uygulandı. Yani bu kadar büyük ölçekte bir uygulama var ve dünyanın böyle bir tecrübesi var. Ama tabii ki İsmail Bey, bu arada çok özür dileyerek araya giriyorum. Bir telefonda bir izleyicimiz var. İsterseniz onun sorusunu alalım. Sonrasında biz yine stüdyoda rahat rahat devam ederiz. Zannediyorum Ankara'dan bir izleyicimiz Gökhan Bey. Merhaba. Merhaba Deniz Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Buyurun sorunuzu alalım. Ben şimdi gözlük kullanıyorum da. Numaralı bir gözlük kullanıyorum. Fakat ben bu gözlükten nasıl kurtulabilirim diye gidip muayene ettirdiğimde göz korneamın ince olduğunu söylediler. Şimdi bu durumda ben ne yapabilirim? Bir de korkuyorum yani gözüme korneam ince olduğu için yarın bir gün bir şey yapıldığı zaman bir sıkıntı yaşar mıyım diye. Bunu hocamız aydınlatırsa çok sevinirim.
Şimdi ben birazdan zaten bu konuya değinecektim ama böyle bir soru tam bununla uyumlu hale yerine geldi. Evet. Çuk diye oturdu galiba. Evet. Şimdi lazerleri iki gruba ayırıyoruz. Genel olarak bir gözde işte şu kornea tabakasında bir kesi yaparak bir zar oluşturuyoruz ve bu zarı kaldırıp alttaki dokuya, kornea dokusuna lazer işlemini yaparak korneanın şeklini ve kırıcılığını değiştiriyoruz ve kişinin bu şekilde bozuk olan kırma kusurunu düzeltiyoruz. Bu no touch bu olmuyor. Değil. Bu evet. Bu LASIK dediğimiz lazer. Burada gözde bir zar oluşturduğumuz için bu zarı yerine güzelce biz yerleştiriyoruz. Üzerine genelde bir lens koyuyoruz ve hastanın gözünü olmamasını, gözüne dokunmamasını, hatta bir koruyucu bir gözlük takmasını istiyoruz. Bu çünkü gözü kestiğimiz ve üzerine de o kestiğimiz zarı yapıştırdığımız bir yöntem. Şimdi burada Gökhan Bey'in sorusuyla ilişkilendireceğim bunu. Şimdi burada göz korneasının belli kalınlıkta olması gerekiyor. Çünkü biz bunu kestiğimiz zaman bir dokuyu kaldırıyoruz. Bir doku parçasını kaldırıyoruz. Elbette ki yani no touch lazerde de bizim korneamızın belli kalınlıkta olması gerekiyor. Ama no touch'ta daha ince kornealara da biz bu işlemi yapabiliyoruz. Hmm. Çünkü kornea inceliği lazer tedavilerinde bizim yapamama durumlarımızın başında geliyor. Çünkü biz hangi durumlarda lazeri yapıyoruz? Genelde 18 yaşın üstünde, numarası son bir yıldır artmayan, gözünün ön incelemesi yani şu kornea tabakasında bir düzensizlik ya da korneada herhangi bir sıkıntı, arka yüzde gizli bir keratokonus, yani birçok insan miyopum diye dolaşıyor. Halbuki bir hastalık bu. Gözün incelmesiyle seyreden bir hastalık. Hmm. İlk zamanlarında kendini miyop olarak gösteriyor. Ama daha sonra bu ortaya çıkıyor. Çok gelişmiş topografi dediğimiz aletlerde bu gözün arkası da incelenerek böyle bir gizli bir keratokonus olgusu olup olmadığı ortaya çıkıyor. Bir defa Gökhan Bey'in böyle bir aletle incelenip o kornea inceliği gerçekten masum bir incelik mi yoksa bir gizli keratokonus hastası mı, buna bir bakılması gerekiyor. No touch'ta ise gözün ön tabakası dediğimiz bu kornea tabakasına, şöyle göstereyim gene seyircilere. Buradaki tabakada kesinlikle ne alkolle, çünkü biz bazen alkolle en üstteki bir zar var onu kaldırıyoruz veya mekanik olarak kaldırıyoruz ve lazeri yapıyoruz. No touch'ta ise zaten İngilizce çeviriden bakarsak yani dokunmadan lazer. No touch'ta ne kesi ne de bir bu üstteki tabakayı temizlemek maksadıyla kullandığımız alkol veya mekanik bir uygulama yok. Hastanın göz kapakları açılıp lazer ışınına fikse olduktan sonra biz buraya lazeri direkt gönderiyoruz. Yani dokunmadan lazer yapıyoruz. Tabii ki dokunmadan yapmak birçok avantaj sağlıyor. Bunların başında korku. İnsanlar en önemli, en kıymetli gördükleri organlarına bir şey yaptırırken, benim için de öyle. Yani kimleri için kalp derler ama göz gerçekten hayatı açılan pencere dediğimiz, evet, bizim doğru, için çok değerli. Doğru, doğru. O nedenle bir de şimdi bazen kalbiniz, gözünüz ya da herhangi bir uzvunuzda mecbur olduğunuz bir uygulama vardır. Sizin tercih etme şansınız çok yoktur. O zaman siz kabul edilebilir bütün riskleri almak durumundasınız. Başka bir çözüm yolunuz yok. Ama burada bir tercih, yani hasta gözlük kullanabilir, kontak lens kullanabilir veya lazer tercih edebilir. Şimdi biz burada böyle bir tercih söz konusuysa, bunun üzerinden gidecek olursak, mutlak suretle bu tercihi hasta daha korumalı, daha kendisini muhafaza edecek tarzda
sağlamak istiyor. Kimse gözüne dokundurmak istemiyor galiba. Tabii dokunmak istemiyor. Bu nedenle de hastaların çok büyük bir korkusu var. Aman benim gözüme dokunmayın. Yani dokunmadan bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben gözümü nasıl öyle tutabilirim siz ona bir kesi yaparsanız? Şimdi bu no touch'ta böyle bir kesi yok. Aşağı yukarı işlem 15 saniye kadar sürüyor. Ve sizin fikse lazer ışığına bakmanızı istiyoruz. Başka bir istediğimiz yok. Biz bu bilgilerin hepsini kompütüre sizden önce giriyoruz. Ve bütün bilgiler orada ve bu en öndeki tabakayı lazer aleti kendi açıyor. Ondan sonraki dokuya numarayı düzeltici işlemleri kendi yapıyor. Ve biz ondan sonra hastamıza bitti diyoruz ve gene bir kontak lens yerleştiriyoruz. İsmail Bey, gene bir telefonda bir izleyicimiz var. Gülşen Hanım galiba İzmir, İstanbul'dan mı İzmir'den mi efendim? İstanbul değil mi? Alo. Ben katılıyorum. Alo, merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun, sorunuzu alalım hemen. Vaktimizin de sonuna doğru geliyoruz. Ben 40 yaşındayım ve kataraktım var. Ameliyat olursam görmem nasıl olacak? Uzağa yakını görebilir miyim diye merak ediyorum. Hani katarak bambaşka bir konu. Açıkçası korkuyorum. İleride gözümle ilgili bir problem yaşar mıyım diye. İsmail Bey'e de bu soruyu sormak istiyorum. Cevap verseniz sevinirim. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben korkunun ecele faydası yok galiba. Ben no touch'la ilgili bir iki cümle söyledikten sonra arkadaşımızın, hastamızın... İsmail Bey, çok kısa bir vaktimiz kaldı. O nedenle isterseniz ufak ufak... Soruya cevap verelim. Evet, peki. Çok sevinirim. Şöyle söyleyeyim, şimdi hasta çok dikkat ettim. 42 yaşındayım dedi, evet. Kataraktım var dedi. Erken şimdi, galiba. Evet, bu yaş için erken bir katarak ve... Hastanın iş gücünün olduğu bir dönemde, yani çalışabileceği, aktif olacağı bir dönemde bir katarak hastası bu. Biz bu tür hastalara bütün tetkikleri yaptıktan sonra, yani gözün önüne arkasına baktıktan sonra kesinlikle multifokal veya trifokal dediğimiz mercekleri öneriyoruz. Yani burada kastettiğimiz şey ne? Eskiden katarak ameliyatını yapıyorduk, gönderiyorduk. Hasta bir ay sonra geliyordu ve bu hastaların gözlüklerini ayarlıyorduk. Ama bu hasta için bunu kesinlikle önermiyorum. Eğer uygunsa o zaman bu hastanın hem kompütürde çalışmasını sağlayacak, monitörde çalışmasını sağlayacak, hem okumasını sağlayacak, hem uzakta görmesini daha iyi hale getirecek. Bizim intraoküler lens seçimimizde, hatta hastanın yaşı 42 olduğu için söyleyeyim, gözün sinir tabakasındaki sarı noktasını da koruma kaplamalarını da düşünerek bir mercek seçmemiz gerekiyor. İsmail Bey, öyle güzel konuştunuz ki ilk defa aylardır bu programı yapıyoruz. Konuşmamı yapamadan kapatacağım galiba. O kadar güzel konuştunuz, anlattınız ki kesemedim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sultan Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Dünyaya baktığımız o güzel bir çift gözümüz gerçekten bizim için çok değerli. Uzman kişilerin elinde olduğunu bilmek çok mutluluk verici efendim. Evet, sağlık denizi burada sona eriyor. Bugün Onur Kulaksızoğlu bizlerle birlikte değildi. Kendisi yine bir konuşmacı olarak bir konferansta kendisi. Fakat önümüzdeki cumartesi biz yine Sağlık Denizi'nde burada birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim.